Merhabalar nasılsınız yeni bir haftada beraberiz pazartesi günü çok kritik bir gün var bu hafta içerisinde salı günü yani yarın 3 kasım yarın çok önemli bir gün hem bizim için içeride hem de dışarıda içeride enflasyon rakamları gelecek uzun bir süreden sonra artık artış yavaş yavaş gelecek çünkü uzun süredir bir dolar kuruyla baş etmeye çalışıyoruz döviz baskısıyla baş etmeye çalışıyoruz. Yarın seçimler var. Seçimlerden sonra pek çok şey, şey değişecek. Özellikle koltuğun kime geçtiği ile ilgili çok ciddi bir e, hareketlilik olmasını bekliyoruz. Trump seçilirse de, Biden seçilirse de uzun vadede belli emtialarda, belli şeylerde rahatlamalar veya yükselmeler olacak. Şöyle bir durum var. Şimdi seçim olduğunda ben şunu demek istiyorum. Şimdi size farklı senaryolar verdiğim zaman ben anlıyorum ki insanlar başından sonuna kadar izlemedikleri için yayınlarım ve ben faydalı olsun diye başından sonuna izlensin dememe rağmen bir önceki yayınla bir sonraki yayın arasında tutarsızlık var deniyor. Bu tamamen sizin kendi düşünceniz. Gerçekten ben artık size laf anlatmaya uğraşmayacağım. Ben size olacakları söylüyorum. Şöyle bir şey. Ben size şunu demedim. Borsalar çöküş evresine girdiğinde şu andaki gibi satış evresi olduğunda. Genelde orada pozisyonlarını kaybetmek istemeyenler ilk başta gözden neyi çıkarttılar? Altın bazlı fonlarını. Ve onu satarak borsaları belli bir yerde tutmaya çalışırlar. Bu borsaların çöküşünde pandeminin birinci dalgası başladığında Nisan ayında, yani artık kapatmalar geldiğinde ve Türkiye'ye ilk gelindiğinde Borsadan çıkışlar olduğunda ve dünya genelinde borsalardan kaçışlar olduğunda ons'ta biz önce bir çakılma, sonrasında tabii ki de belirsizliğin ışığıyla beraber bir artış görmüştük. Nitekim aynı şeyler yaşanabilir. Ben şöyle şeyler söylemiyorum. bir gün 1200'e 2100'lere gidecek, sonra ertesi gün 1500'lere gidecek gibi şeyler söylemiyorum. Ben sadece kısa vadeli düşüş olsa da panik olmamanız gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Siz nasıl anlarsanız öyle. Amerikan seçimlerine baktığımız zaman Trump shyness diye bir durum var. Bu şöyle bir şey var. Nasıl seçimlerde anketlere bakıldığı zaman işte muhalefete bakıldığı zaman başkanlık seçimine gidilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki rakibin çok fazla oy alacağı hatta başkanlığı kaybedebileceğine dair konuşmalar olmuştu değil mi? Ama sonra biz seçime gittiğimiz zaman gördü ki iki kişiden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiş. İşte aynı şey Trump için de geçerli. Biden'a oy vereceğim diye geçinenlerin pek çoğu özellikle %7'lik bir kesimi ve ikisinin arasındaki oran %10 bu arada dikkatinizi çekerim. 7 puanlık bir kısım Trump Shine'ı seçiyor. Yani sandığa gittiğinde Trump'a oy verecek ama dışarıda bunu çok fazla belli etmek istemiyor. Çünkü Trump ilginç bir lider. Bu nedenle sürprizlere çok açık bir seçimle karşı karşıyayız. Ancak Trump da seçilse Biden da seçilse. Dolar endeksinde Biden'ın seçilmesiyle dolar endeksinde artışlar göreceğiz. O kesin Trump'ta bu kadar yüksek artışlar görmeyeceğiz. O nedenle seçim sonuçları açıklanana kadar teşvik paketleri gelene kadar altında 1-2 günlük düşüşler olabilir ama bu altının uzun vadede ve orta vadede ve hatta kısa vadede düşüş trendine girdiğini göstermez. Ne demek istiyorum? Olabiliteleri size söylüyorum ama uzun vadede altın her zaman kazandıracaktır. Bizim için içeride bakın 1870'lere kadar gitti 1869'lara kadar gitti hemen yazmaya başladınız çakılıyor çakılıyor niye video yok diye. Bunlar normal. Bakın hala borsalarda düşüşler var. Almanya kapan kapandı. Fransa kapanıyor. İngiltere'de başlıyor. Karantinalar başlıyor. Tabii ki de borsa bütün emtialar ve yatırım araçları arasında en riskli olduğu için ilk çıkışlar borsalardan olacaktır. Aynı zamanda bizde Altını daha da değerli yapacak bazı gelişmeler de var. Nedir? Dolar yüksek seyrediyor. 19 Kasım'a kadar yüksek seyretmesi bekleniyor. Şu anda Merkez Bankası'nın elinde onu durdurabilecek bir şeysi yok. Bir bu kenara. İkincisi rezervleri eksi de eksi 32 eksi 33 milyar dolarlık eksilerden bahsediyoruz. Bunlar kolay kolay yerine gelmez. Hatta Merkez Bankası'nın 10 sene sonra altın satıyor olması tonlarca altın satıyor olması bize ne kadar doları frenlemek için çaresiz kaldığını gösterir bu iki. Üçüncüsü de borsadaki duruşlu borsa bir ülkenin prestijidir. Aynı şey Amerika için de geçerli, aynı şey Almanya için de geçerli, aynı şey Türkiye için de geçerlidir. Borsaların belli bir yerde durması gerekir ki siz yabancı yatırımcıyı alabilin. Bu bir İkincisi, bu üçüncüsü çok özürlüm. O nedenle altındaki düşüşler gerçek değildir, sunidir. Aynı şey dünya borsalarını kurtarmak isteyen dev yatırımcıların ilk başta altını, sonrasında da gümüşü elden çıkartmalarıyla orada görebileceğiniz 1-2 günlük düşüşlerdir. Hadi sizin hatırınız için 3-4 günlük olsun. Ama düşüş trendi diye bir şey yok. Düşüş trendi neye dayanarak olsun? Size soruyorum. Acaba savaşlar olduğu için mi düşecek? Seçim olduğu için mi düşecek? Sınırlar kapatılıp karantina olduğu için mi düşecek? Yoksa altına bir alternatif çıktığı için mi düşecek? Bunların hiçbirisi yok ortada. Altın ne olursa olsun çok değerli bir emtia olarak devam edecek. Dijital altın konuşuluyor, dijital paralar konuşuluyor, kripto paralar konuşuluyor, altın konuşuluyor. Sürekli Bunlara bir alternatif yok. Şu anda dağın an itibariyle baktığınızda 8.37'lik bir kur. Bakın 8.37 bile önemli. Geçtiğimiz hafta kaçtan kapanmıştı? 8.33'ten kapanmıştı. 8.37 ile bismillah dedi başladı. Bu ne demek olur? Daha yükselecek. Bu hafta yarın enflasyon gelecek. Merkez Bankası 2 hafta önce perşembe günkü toplantısında 22 Ekim toplantısında enflasyonu gözden çıkartıp politika faizini sabit tutarak zaten enflasyonun artmasına izin vereceğini söyledi. %12'lik, 13'lük bir enflasyon aralığa doğru %16'ya 17'ye çıkabilir. Hatta daha kötü senaryolar olursa yani Biden'ın seçilmesi veya işte Trump seçilmesi ama Türkiye ile işlerin gerilmesi, S400'ler var onlarla ilgili bir yaptırımın gelmesi, işte insanların Biden seçildiği için Biden ne demek? Şunu söylemek istiyorum. Biden Orta Doğu'yu karıştırıcı seçilecek demek. Clinton seçilmediğinde de ben sevinmiştim. Trump seçildi diye insanlar aa ne Trump'ı bilmiyoruz diye. Demokratların aklı fikri Orta Doğu'yu bölmek. Bunu da çok iyi biliyoruz değil mi? İşte böyle olunca yabancılar Orta Doğu'ya yakın gelişmekte olan piyasalardan paralarını çekeceklerdir. Bu da borsada daha büyük bir derinleşme. Merkez Bankası'nın daha fazla altın satması, bu altının gram altında yükselmesi anlamına gelir. Doların yükselmesi anlamına gelir. Onsa eğer uluslararası piyasalardan şöyle güzel de bir dalga teşvik paketi Biden'dan gelecek olan o dev teşvik paketleri güzel bir dalga alır. Kendini 2100 doların üzerine de atarsa bakın 600 gramlık 600 TL'lik bir gramla karşılaşırsınız. 1000 liralık çeyrekle karşılaşırsınız. Bunlar hiç yabana atılacak durumlar değil. Diğer taraftan Gümüşle ilgili konulara konuları çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hala araştırma dönemindeyim. Ama altına paralel seyrediyor deyip basitize de etmek istemiyorum. Çünkü sonuçta şu anda bakın bitcoin, altın, gümüş normalde bunlar bir teknenin içerisindelerdi. Ama ne yaptı? Bitcoin farklı bir yöne gitti. Altın farklı bir yöne gitti. Gümüş daha düşüşte. Gümüşte gram alarak şimdi önümüzdeki kaos bu hafta içerisinde gramda 7 liranın üzerine görmemiz ihtimal. Ama ben diyorum ki eğer bir ata oynayacaksanız altına oynayız çünkü altın daha güvenli durumda diğer taraftan dolara baktığımız zaman e Bakın önümüzde bu hafta içerisinde şimdi yarından itibaren seçimleri konuşacağız. Dördüyle beşinde Fed var. Fed'in artık biraz başkanlık seçimlerinin artık böyle rakamlarının ortaya çıkmasıyla ona göre ağız değiştirmesini bekliyorum. Biden gelirse Fed'den daha da rahat musluklar açılacak ama Trump gelse de musluklar açılacak. Çünkü neden? Amerika'da hala işler o kadar kolay toparlanmadı. Bunu kenara koymak zorundayız. Diğer taraftan gelişmekte olan piyasalara eskisi kadar bir akış yok. Çünkü artık insanlar risk risklemek istemiyorlar. Ve Kasım, Aralık ve Ocağın zor geçeceği artık netleşti. Hayır, birkaç seferdir ben şimdi bunu söyleyeyim diyorum unutuyorum söylemeyi hemen söylüyorum size. ile ilgili sorular geliyor. Bakın. Dünya Sağlık Örgütü'den birisi İsviçre'de bir toplantı yaptı ve dedi ki aşılarda sona yakınız ama bakın adamın satır başlarına hiç bakmıyorsunuz satır aralarına hiç bakmıyorsunuz haberlerin başlıklarını okuyorsunuz sonra şöyle sorular aşı gelirse ne olur Aşı, hatta Biden'ın çok ilginç bir vaadi var. Koronavirüsü bedava yaptıracakmış. Daha aşısı olmayan bir şey. İşte bunlar böyle tam bunak denebilecek insanların. belli ajandaları bunların önüne böyle çizilip verilen insanları söyleyebileceği şeyler. Aşı. Dünya Sağlık Örgütü'nün adamı bile, bilim insanı bile şunu söylüyor. %10 ila 20 geçerliliği olacak. Peki %80 ne olacak arada? 45 milyon kişi var şu anda hastalığa yakalanan Hadi diyelim ki onların yüzde 20'si 45 milyonda bu o kadar az bir oran ki 9 milyon demek geri kalan insanlar ne olacaklar aşılansalar bile işe yaramayacak yüzde 80 geçerliliği olmayan bir aşı Sizce bu kadar karışıklık varken ne yapabilir piyasaya ne kadar yardımcı olabilir Rusya 2 tane aşı buldu değil mi? Çıktı orta 2 tane aşı buldu. Gram altın bir anda çakıldı. Neden? Çünkü altın çakılmıştı. Bu yazın ortasında Temmuz veya Ağustos başlarında oldu. 2 tane aşı bulan Rusya'da rekor seviyelerde koronavirüs açıklanıyor. Hani aşılarını bulmuşlardı? Hani çok faydalıydı? Hani hemen çözecekti? Hani hemen altın çökecekti? Bunların hepsini siz eğer ki haberlerin satır aralarına bakıyorsanız mutlaka bunları göreceksiniz. Yani aşıdan korkmayın. Aşıdan korkmayın demeye çalışıyorum. Sakin olun. Sakinlik her şeyi kurtaracak. 4-5 Kasım'da Fed'den zaten muslukları 2023'ün de daha ötesine hatta krediler vereceğini, özel sektörü değerlendireceğini, kamudansa daha özel sektöre abanacağını bunları duyacaksınız. Ne olacak? Bol para ortamında. FED diyecek ki ben daha çok para basacağım. Kim gelirse gelsin ben daha çok para basacağım. Çünkü benim ekonomi önemli. Trump gelmiş, Biden gelmiş, Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. Ekonomi her şeyden daha önemlidir. Şu anda Türkiye'deki en önemli garipliklerden bir tanesi bu. Kurlar almış başını giderken Merkez Bankası'nın prestiji veya dışarıdan yabancı yatırımcı veya daha ortada olmayan fabrikaların yatırımlara artmasın diye faizlerin artışı, faizlerin artmaması gibi gibi şeyler önemli değil. Ne yapılması gerekiyor? Faizlerin acilen arttırılması, belli muslukların kısılması ve insanların Türk lirası artmayacak, Türk lirası aksine çakılacak algısının kırılması gerekiyor. Bu da nereden geliyor? Merkez Bankası'nın belli adımları atarak Merkez Bankası'nın bağımsızlığını artık kenara bıraktım. Merkez Bankası'nın varlığını hissettirerek belli şeyleri yapmasıyla olacak. Şimdi bir bakalım rakamlara. Şu anda 507'lik bir altınla karşı karşıyayız. Bu hafta içerisinde almanız ve satmanız size sadece zarar getirecektir. Burada biraz korumak önemli. Ne olması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Eğer ki altının onsuna 1870'ler 1869'lar bana göre altının onsuna dip seviyelerde artık borsalarda anladılar ki sata sata bir yere kadar gidecekler sata sata bunlar Bağdat'ı bulamayacaklar o yüzden diplerden şimdi tekrar sıçrama evresine geldi. Türkiye'de bir kapanma olursa da Dışarıdaki kapanmalar zaten olduğu için resmen artık Avrupa kapanmaya başladığı için altının olsun çakılacağı yeri gördü ve buradan sonrasında yukarıya doğru kendini atmaya başladı. Bu da bizim gibi 8.38, 8.39 hatta 8.40 bandını bile aşmaya doğru giden 8.58'leri görecek olan dolarla beraber gram altının gözünü 550 liralara doğru çevirdiğini söyleyebilirim. Bu haftanın sonu olmasa bile önümüzdeki pazartesi salı gram altınlarda siz 550 liralara doğru giden bir altın görebilirsiniz. O yüzden ki eğer çok düşükten aldıysanız, 330 320'den aldıysanız ben diyorum ki bir kar realizasyonu yapın ve sonrasında da 480'lere, 470'lere indiğinde tekrar alımlarınızı yapabilirsiniz. O alım fırsatını ne zaman görebilirsiniz? 19 Kasım çevresinde görebilirsiniz. Eğer ki piyasa şunu kodlarsa, Merkez Bankası faiz arttıracak. Merkez Bankası faiz arttıracak kodlarsa, arttırmasa bile toplantının başına kadar size bir alım fırsatı verecektir. Ama risk alırım ben toplantının sonunu bekliyorum diyorsanız da toplantının sonunda bekleyebilirsiniz. Ama altın tekrar yükseliş eğiliminde dikkatli olun. Bu hafta içerisinde alım satımları pek fazla yapmamaya çalışın. Neden? Çünkü ciddi anlamda paranızı korumanız gereken bir hafta. 3 Kasım'da seçimler, 4-5 Kasım'da Fed, 6 Kasım'da belli sonuçların belirlenmesiyle ancak ancak kendimize geliriz diyorum. Ee, diğer taraftan bu aralar biliyorsunuz ben Bitcoin'e e kripto paralara çok fazla merak sardım. Kripto paralar için de önemli e, seçimlerde bitcoin eğer 10 bin doların üzerinde kendini tutabilirse ki uzun süredir şu anda 99. gündeyiz. Yarın da 10 bin doların üzerinde tutarsa artış eğilimine girecek olanlardan bir tanesi de kripto paralardır. Kripto paralarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Belli paraları aldıysanız unutabileceğiniz meblaları koymanız önemli. Çünkü 2023 yılında biz bunları konuşmaya resmen başlayacağız. Bitcoin dışındakinden bahsediyorum. Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple ve Litecoin dışındakilerden bahsediyorum. Adını sana bilmediklerimizde alacaksınız kenara koyacaksınız. Ama kriptoların, dijitallerin hayatımıza girmemesinin imkanı yok. Eğer var diyorlarsa ilginç. Farklı cüzdanlar var. Farklı koruma yöntemleri var. Bunları cuma günü veya perşembe günü ayrı bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü madem bu kadar bitcoin konuşuyorum, bu kadar kripto para konuşuyorum, bunu size anlatıyorum, bu iyi diyorum. O zaman size bilmediğiniz artılarını, eksilerini de söylemem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bitcoin'e dair, kripto paraları dair özel bir yayında gelecek. 10 dakikalık, 15 dakikalık hiç bilmediğiniz şöyle söyleyeyim. 2011 yılında kripto paraların değerlenmesi. 2008 yılında size Japonya'dan bir adamın bulduğu söyleniyor kripto paralarla ilgili ama aslında çok daha derin. Kripto paralar şöyle bir şey var. Siz cüzdanınızdan bir parayı düşürdünüz. Dolarınızı düşürdünüz. Birisi buldu kullandı. Kripto paranın güvenlik anlamda böyle bir şeysi yok. Siz aslında bitcoin'i transfer etmiyorsunuz veya kripto parayı transfer etmiyorsunuz. Sahipliğinizi transfer ediyorsunuz. Son iki senede kripto paralarını kaybedenlerin oranı ciddi anlamda artıyor. Bu ne demek oluyor? Kripto paralar, bitcoin'ler daha da değerlenecek. Çünkü bunlar sadece belli bir oranda üretildiğine, belli bir konfigürasyonda üretildiğine, trilyonlarca rakamın orada olduğu var sayılırsa, ben diyorum ki kripto paralar anlamında bilgilerinizi arttırın, okuyun, edin. Ama şu anda biz en çok kimi konuşuyoruz? Kripto, altın, gümüş. Çünkü artık borsa ciddi anlamda riskli seviyelere doğru gidiyor. Aynı zamanda içeride şimdi bizim beklediğimiz İzmir'de zaten Elimiz kalbimizde bekliyoruz. Orada rakamlar sürekli artıyor. Size ilginç bir şey de paylaşmak istiyorum. Ben bunu Twitter hesabımda da paylaştım ama değişik olan şeylerden bir tanesi. Almanya'da 1945'ten bu yana sadece iki kere imar düzenlemesine yani emlak düzenlemesinde bir değişiklik olmuş. İşte şuraya şunu ekleyebilirsiniz, buraya bunu çıkartabilirsiniz diye. Türkiye'de son 11 yılda 164 kez bu değişiklik yapılmış ve 7 kere imar affı gelmiş. Yani aslında parasını verip o, e, o binayı yasal hale getirmek sizin için bir ölüm makinesinin içinde yaşamıyorsunuz demek anlamına gelmiyor. O yüzden de şimdi baktığınız zaman gençler, bebekler, kızlar, çocuklar bunların hepsi enkazın altında kurtarılmayı bekliyor. Şimdi bu birkaç gün içerisinde belki çok gaddarcı olacak şu söyleyeyim ama birkaç gün içerisinde sürekli köpek resimleri paylaşılacak. İşte isimsiz kahramanlar paylaşacak. Bu arada Instagram'da yani e, oraya gidilip falan değil. İsimsiz kahramanlar diye paylaşılacak aradan bir hafta geçecek gündem değişecek ve ne olacak her şey unutulacak o nedenle siz kendi güvenliğinizi öne alın kendinize güvenin bir sağlam mıdır değil midir bir evinize baktırın eğer sağlam değilse taşının ne olursa olsun bakın bunun parası pulu yok bu ölümle kalım arasında bir durum. Allah korusun sizin çocuğunuz da kalabilir. Allah korusun evlerden uzak bu arada. O nedenle şunu da o yazanları çok iyi anlıyorum. Her şey ekonomi değil diye. Evet her şey ekonomi değil. Eminim ona %100 katılıyorum. Ama maalesef ekonomik anlamda da kendinizi stabil ve düzgün tutmanız lazım. Birikimleriniz olması lazım. Tasarruflarınız olması lazım. Geleceğe dair öngörüleriniz olması lazım. Bugünü de kapattıkla elinize 3 kuruşunuz olur, 5 kuruşunuz olur. Bugünü de kapattık. Ama çok şükürle gidilecek bir dönemde değiliz. Büyük şirketler. Mesela bakın hava da hiç batmayacak, hiç çökmeyecek, hayatta bir şey olmayacak dediğimiz insanların bile battıklarını, iflas ettiklerini görüyoruz. Tabi arada üç kağıtçıları da kenara koyarsak ciddi anlamda namusuyla, şerefiyle kazanmış ve bu insanın çok zora düştüğünü görüyoruz. Lütfen ayağınızı yorganıza göre uzatın. Kredi kartlarınızla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bir emtia alıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsanız Altından, gümüşten şaşmamak lazım uzun vadede. Kısa vadede bir şeyler yapmak istiyorsanız eğer bilginiz varsa kriptolar önemli olabilir. İyice okuyun, iyice araştırın lütfen. Borsaya ben çok fazla girilmesini önermiyorum. Neden? Çünkü şu anda hacim yüksek ve borsalar çöküşte. Dünya genelinde pek çok borsada siz bunu göreceksiniz. O yüzden girip de e, cengaverlik yapmanın anlamı yok. Dolar çok yüksek. Evet artacak ama aradaki 10 lira 10 kuruşla 20 kuruşla sizin milyon dolarlar alıyor olmanız lazım ki size kar olsun. O yüzden ben altından pek şaşma taraftar değilim. Ha mı döviz alacağım diyorsanız alın. Nasılsa 19 Kasım'a kadar her şekilde artacak. Yılın sonuna kadar da artacak. 19 Kasım'da bir sabit geçilir. Veya 100 bas puanlık bir artış yapılırsa vay halimize diyorum. Yayını burada bırakayım. Yarın 3 Kasım çok önemli kritik. Ben Trump'ın kazanacağına inanıyorum. Trump shyness denilen durumun yaşanacağına inanıyorum. Çünkü Biden gerçekten şöyle bir şey var. Uzun süre bu insanlar o koltukta olacaklar. Ve o koltukta açıkçası bunak bir insanın çok fazla iyi karşılanacağını düşünmüyorum. Amerikalıların bu kadar salak olduğunu da düşünmüyorum. Ve şöyle bir sistem de var. Bakın eyaletler önemli. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton, 3 milyondan fazla oy almış olmasına rağmen delegelerle, eyaletlerle olduğu için Trump kazandı. Ben tekrar Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Trump kazanmalı bizim için çok daha iyidir. S-400 için varsın abuk subuk yaptırımlar yapsınlar ama Biden gibi Orta Doğu'yu bölen ve Biden seçilirse bizim piyasalarımız daha çok çalkalanır biliyor musunuz? Dolar gerçekten daha fazla artar. O yüzden bırakın Trump kazansın diyorum ve yarın görüşmek üzere.